mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Son gelişmelerle karşınızdayız. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen dünyaca ünlü flüt sanatçısı Halit Turgay'ın bestelediği Solayı Pompayı Polis Flüt Arp Konçertosu dünya premieri, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Akademik Oda Orkestrası sanatçılarının ezgileriyle Mersinli sanatseverlerle buluştu. 3 bölümden oluşan konçerto Mersinli sanatseverlere adeta müzik ziyafeti sundu. Dünyaca ünlü flüt sanatçısı Halit Turgay'ın bestelediği Solayı Pompayı Polis Flüt Arp Konçertosu dünya premieri Mersin'i sanatseverlerle buluştu. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konçertoya katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, her zaman sanatın ve sanatçının yanında yer aldıklarını ifade ederek düzenlenen konçertonun Mersin adına çok önemli bir etkinlik olduğunun altını çizdi. Bugün burada ilk defa hep birlikte izleyeceğimiz Mersin adına önemli bir etkinlikte birlikteyiz. Mersin'in öyle bir konçertoya da ihtiyacı vardı. Mersin Müzik Festivali'nin hem geçen yıl biraz daha gelişerek büyüdüğü ve dünya festivaller listesine girmesinden sonra bu tür eserlerin artacağına inancımız da tam. Çünkü bu tür etkinlikler insanları heveslendiriyor. Gelecek nesillere de aktarma konusunda ümit veriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir eserin ortaya çıkmasında Çam Sakızı Çoban Armağanı kabilinden bir desteğimiz olduysa ondan da mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Şef Burak Tüzün'ün yönetiminde flüt, arp ve yaylı çalgılardan oluşan 19 kişilik orkestrada ünlü flüt sanatçısı, aynı zamanda konçertonun bestecisi Halit Turgay ve 2012 Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde yılın çıkış yapan genç müzisyeni seçilen genç arpist Merve Kocabeyler sahne aldı. Mersin'in önemli tarihi ve kültürel simgelerinden biri olan Soli Pompei Polis için özel olarak bestelenmiş ve Tarsuslu Aratuz, Roma Terası, Korsanlar ve Antik Liman olmak üzere 3 bölümden oluşan konçerto, Mersin'in sanatseverlere adeta müzik ziyafeti sundu. Konser sonunda sanata ve sanatçıya verdiği desteklerinden dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a teşekkür eden flüt sanatçısı Halit Turgay, Başkan Kocamaz'a bestelediği Eshab-ı Keyf adlı eserin notalarını hediye etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı hasat ziyaretlerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda kentteki nar üretiminin en fazla olduğu Yenişehir ilçesi Karahacılı Mahallesi'ne nar hasadı ziyaretinde bulundu. Hasat zamanlarında üreticileri ziyaret eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki teknik personeller, Mersin'de nar üretiminin en fazla olduğu Yenişehir ilçesi Karahacılı Mahallesi'nde nar hasadı ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerde bu yılki nar rekoltesinin çok yüksek olması nedeniyle üreticilerin nar satışında yüzlerinin güldüğü gözlemlendi. Nar yetiştirme teknikleri bakımından bilgili ve donanımlı olan üreticiler, Karahacılı Mahallesi'nde markalaşmaya giden Hicaz ve Devedişi narlarını yetiştiriyor. Tıbbi bitki olarak da ilaç sanayinde önemli bir payı olan nar meyvesinden yapılan nar ekşisinin de sağlık açısından şeker hastalığı ve benzeri gibi hastalıklara iyi geldiği biliniyor. Büyükşehir Belediyesi Mersin halkına hizmet vermeye devam ediyor. Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, belediyemize ait fidanlıkta kurulan ahşap üretim atölyesinde bank, masa ve korkuluk gibi park ve bahçelerde kullanılan ürünlerin üretimini gerçekleştiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kentin birçok farklı noktasında yaptığı peyzaj düzenlemelerinde kullanılan ürünler, belediyeye ait fidanlıktaki ahşap atölyesinde üretiliyor.
Mersin halkına hizmet götürürken kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını amaç edinen Mersin Büyükşehir Belediyesi, kendi üretimleri olan bank, kamelya, masa gibi ürünlerle hizmet masraflarını en aza indiriyor. Önceki dönemlerde kent içerisinde kullanılacak olan kent mobilyaları üretilmeden ihale yoluyla alınırken, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz döneminde belediye imkanlarıyla üretilmeye başlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Fidanlık'ta kurulan ahşap üretim atölyesinde bank, masa, kamelya ve korkuluk gibi park ve bahçelerde kullanılan nostaljik ve modern ürünler üretiyor, atölyede aynı zamanda eskimiş ürünlerin de tamiri gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar Tarsus Devlet Parkı'nın yenilenmesinde kullanılan ürünler, Akkum Sahili Engelli Dalış Kulübü kamelyaları, Kusim Otoparkı Bank ve Korkulukları, Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi Bank, Korkuluk ve Kamelyaları, okul ve sağlık ocaklarına bank, kamelya ve korkuluk yapımı gerçekleştirildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde yine bu atölyede üretimi yapılan 105 adet bank, mahalle muhtarlarının talebi doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere dağıtılmıştı. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberleri izlediniz. Yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.